Herkese merhaba. Bu hafta terapi odasında kaygılarımız üzerine konuşacağız. Kaygı bir yandan hayatımızı kolaylaştıran, bizi tehlikelere karşı koruyan, hayatta başarılı olmak için motivasyon sağlayan ya da yersiz hayallere kapılıp hayal kırıklıkları yaşamamıza engel olan sağlıklı, normal bir duyguyken, kaygı duymaktan kaygılanmaya başladığımızda bir anda hayatımızı alt üst edebiliyor. Kaygı, geleceğe dair bir duygu olmakla birlikte bir anda işlerin kontrolden çıkacağına ve tehlikeler karşısında kendimizi koruyamayacağımıza dair içsel bir inanç barındırıyor. Kaygıyı korkudan ayıran en temel özellik herhangi bir nesnesinin bulunmaması. Korkmak için geçerli ve elle tutulabilir sebeplerimiz varken kaygı duymak için herhangi bir nesneye ya da bir belirgin duruma ihtiyaç duymuyoruz. Peki kimler daha kolay kaygıya kapılabilir? Kaygı çoğu zaman terk edilme duyguları ve yetersiz olduğumuza dair bir inanç üzerine şekillenir. Kaygının temel çekirdeğinde kırılgan, savunmasız, kendimizi savunmaktan aciz bir varlık olduğumuza dair inancımız yatar. Ve bu inanç hayatın ilk yıllarında bize bakım veren kişiyle aramızdaki bağın niteliğiyle çok ilgilidir. Kaygılı ebeveynler elinde büyümüşsek, dış dünyanın güvensiz bir yer olduğuna dair bir inançla yetişmişsek, sürekli yanlış yapmaktan korkmuşsak, eleştirilmişsek, özellikle de korktuğumuz, kaygılandığımız anlarda duygularımız karşılık bulmamış, anlaşılmamışsa, o zaman kaygılı bir kişilik yapısı geliştirmeye daha müsait oluruz. Felaket beklentileri, hayatımda her an bir şey olacak ve ben kendimi o tehlikeden koruyamayacağım, sevdiklerimi kaybedeceğim, terk edileceğim, belki yapayalnız kalacağım senaryoları zihnimizi bir türlü rahat bırakmaz. Gelecekle ilgili olumsuz beklentilerle ilgili kaygı duymanın bir başka yönünde de yardım alamayacak olma, yardım isteyemeyecek olma, kimsenin bizim sesimizi duymayacağına dair bir başka inanç yatar. Bu da çocuklukta korktuğumuz, kaygılandığımız anlarda sesimizin duyulmamasıyla ilgilidir. Eğer korktuğumuz, kaygılandığımız anlarda anlaşılmamışsak, güvendiğimiz bir yetişkin tarafından yatıştırılmamışsak, desteklenmemişsek, yalnız kalacağımıza ve kimsenin bize yardımcı olmayacağına dair bir inanç geliştiririz. Dolayısıyla kaygılanmamıza sebep olan bütün o felaket senaryolarının altında aslında ihtiyaçlarımızın karşılanmayacağına dair bir beklenti de yatar. Yoğun kaygı yaşayan kişilerin sanki içlerinde iki ayrı benlik parçası varmış gibi hissettiklerini biliriz. Zihnimizde sürekli felaket senaryoları üreten tarafın aslında yapmaya çalıştığı bir şey vardır. Amacı bizi başımıza gelebilecek muhtemel kötülüklerden ve zararlardan korumaktır. Bu bazen rezil olmaktan, bazen başarısızlığa uğramaktan, bazen terk edilmekten, bazen de hayal kırıklığına uğramaktan korumak içindir. Ama bu koruma şekli bizi duygusal olarak o kadar zorlar, bedensel olarak yarattığı o çarpıntı, boğulma, sıkışma hissiyle o kadar olumsuz etkiler ki adeta onu karşımıza alıp bizi korumaya çalıştığını biliyorum ama bu koruma şekli bana hiç iyi gelmiyor demeye ihtiyacımız vardır. Üstelik kendimizi korumakta beceriksiz olduğumuz için, kaygılarımızı kontrol edemediğimiz için bir de kendimize öfke duyarız. Ebeveynimizin çocukluktan itibaren bizi korumak adına sürekli uyarılarıyla içimize bıraktığı iç sesi diyebiliriz. Ne var ki bu iç sesin de bizi ne kadar hareketsiz bıraktığını ve duygusal olarak ne kadar zorlandığımızı fark etmesi gerekir. Kaygı yaşayan birinin ilk fark etmesi gereken şey, o felaket senaryolarının onun kaygılarını nasıl tetiklediğini görmesi, aslında o iç sesin ona hiç iyi gelmediğini anlamasıdır. Kaygı ile ilgili bir başka önemli nokta ise kendi yetersizliğimize duyduğumuz inançtır. Tıpkı geçmişte olduğu gibi, bugün de bizi kaygılandıran şey karşısında güçsüz ve savunmasız kalacağımızı düşünürüz. Bu yüzden de başımıza bir felaket gelmesinden endişe duyarız. Oysa bugün sahip olduğumuz içsel kaynaklarımız, aklımız, zihnimiz, muhakeme becerimiz, birlikte olduğumuz, bize destek olabilecek başka kişileri görmeye başladığımızda küçük bir çocuk gibi çaresiz olmadığımızın da farkına varırız. Unutmamak gerekir ki kaygı bir hastalık değil, bir semptom, bir işarettir. Şimdiye kadar yaptığımız şeylere başka türlü bakmaya, her ne yapıyorsak başka yollar denemeye, başka şekilde düşünmeye ihtiyacımız olduğunu gösterir.
Bu yüzden semptomları, belirtileri ortadan kaldırmak yerine bize ne söylemeye çalıştığını anlamak, duygularımıza ve ihtiyaçlarımıza daha fazla odaklanmak, kaygılarımızla başa çıkmakta ve onları anlamakta da bize yardımcı olacaktır. Bu hafta terapi odasında kaygılarımız üzerine konuştuk. Aslında çok geniş olan bir mevzuyu genel hatlarıyla ele almaya çalıştık. Önümüzdeki hafta başka bir konuyla yine terapi odasında buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın.